Son dönemde adı Cumhurbaşkanlığı adaylığı için geçen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Orta İYİ Parti'den veto geldi. Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, Kılıçdaroğlu'nun Alevi olması Sünni Müslüman kesim tarafından bir endişedir dedi. Bizim adayımız altını masayı kuran, toplumun bütün kesimlerini gündeme getiren, onlarla kol kola giren Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusu halen yanıt bulmadı. Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Bursa'dan seslendi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını yüksek sesle telaffuz etti. Ancak son dönemde ismi adaylıkla anılan CHP liderine ortağı İYİ Parti'den veto geldi. İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, Kılıçdaroğlu'nun Alevi olması nedeniyle geniş kesimlere ulaşamayacağını öne sürdü. Cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıktı. Muhafazakar profile hitap edebilen bir isim aday olur dedi. Alevi olması benim açımdan bir engel değil çünkü ben tanıyorum, ben ilkelerini biliyorum ama Türk toplumu açısından Sünni diyeceğimiz Müslüman kesim tarafından bu bir endişedir. Bu bir oy verilmemesi gereken bir sayıktır. Bu açıdan bakılabilir. Ama Alevi olduğu için Kılıçdaroğlu'nun aday yapılmaması bence bir engel değil. Siyasette maksat kazanmaktır. Türkiye'nin %70'i muhafazakar profil çiziyorsa o zaman ona hitap edebilen farklı bir isimle çıkılır. Rusya ve Ukrayna'dan dünyaya ihraç edilecek tahıl ürünleri için Karadeniz'de bir koridor açılacak. Peki bu gelişmenin Rusya ve Ukrayna savaşı için anlamı ne? Yanıtı Maltepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hasan Ünal TV100 ekranlarında verdi. Dünyanın yaşaması ihtimali çok yüksek olan bir gıda kriziyle ilgili olarak Rusya ve Ukrayna kilit ülkeler. Bunlar çok ciddi tahıl ihracatı yapıyorlar. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov Karadeniz'e açılacak tahıl koridoru konusunda anlaştı. Maltepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hasan Ünal kritik gelişmeyi TV100'e değerlendirdi. Batı dünyasının bu koridora ihtiyacı olduğunu söyledi ancak Ukrayna bu durumu kendi lehine kullanıyor dedi. Özellikle Ukrayna'nın buğdayını, işte ayçiçek yağını vesaire bu tahıl stoklarını almak istiyorlar. Ama öte yandan Ukrayna'da bunu elinde bir fırsat olarak kullanma eğiliminde. Yani şimdi şöyle düşünüyor ya ben bu madem ki benim tahılıma vesaireye ihtiyacınız var o zaman bana daha fazla yardım edin. İşte Rusya'ya karşı daha fazla ne istiyor bilemiyorum. Hani gelin benim yanımda savaşın diyemiyor. Onun dışında şu ana kadar zaten isteyebileceği her şeyi de Batı dünyası kendisine vermiş durumda ama Ünal bu gelişmenin Rusya-Ukrayna savaşı içinde çok anlamlı olduğunu söyledi. Rusya ile Ukrayna doğrudan görüşemiyor. Türkiye Rusya ile görüşerek bu işi kotarmaya çalışarak aslında şunu da yapmış oluyor. Rusya ile Ukrayna'nın dolaylı olarak görüşmesini sağlamış oluyor. Çünkü bu planda hem Rusya var hem Ukrayna var.